Evet, 11. sorudan ya devam edelim arkadaşlar. Bize bir bilgi vermiş. Demiş ki, sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, inançlarını, sanat zevkini doğrudan veya dağdaki parçalardan hangisinin sosyal bir gerçekliği yansıdığı söylenebilir? Sosyal diyor arkadaşlar. Bakalım. İstasyonlar birer kapalı kutudur. İçlerinde çok şey vardır bilinmez. Orada herkes bir şeyler bırakır gider. Orada bir devir kapanır, bir devir açılır habersiz. Her tren hasretler, arzular yüklenir gider. Başka diyarlardan biraz sevinç, biraz aydınlık alır gider. Yığın yığın duygular sıralanır, birikir. Üzerinden geçip giden zaman ancak istasyonlarda durur. Bir saatlik telaki yapar. Diğer şeylere bakalım. Kışın bile yapraklarını dökmeyen ağaçların arasında gömülmüş evlerin önünden geçiyorlardı. Radyolarda hala iri iri konuşanların sesleri yükseliyordu. Radyodaki adamlarla gecenin fırtınası içinde köşklerin kırpışan ışıklarını çok gerilerde bıraktılar. Pencereye gitti, perdeyi araladı. Bütün gün lapa lapa yağan kar dinmişti. Berrak gökte buz gibi ayın altında bembeyaz çatılar sessiz sakin yatıyorlardı. Ama hiçbir şey görmüyordu. Pencereden çekilip çocuklarına baktı. Evlerine giden sokağa sapmış, adımlarını öylesine açmıştı ki neredeyse yuvarlanacaktı. Tam bu sırada bir bekçinin kalın düdüğü. Ne o, ne kaçıyorsun, dur bakalım. Ama ağlıyordu kadın, kendini kapmış koyvermişti. Zaman zaman az ilerisinde kafa kafaya çok önemli bir şeyler konuşan, daha çok da tartışan üç kıza bakıyor. Bir şeyler söyleyecek olarak çekindiğinden ne vazgeçiyor sonra. Evet, şıklara baktınız arkadaşlar, bizden sosyal gerçeklik yani toplumsal bir şey istiyor. A'da arkadaşlar istasyonlar demiş, trenler demiş. Bu istasyonlarda işte trenlerde neler taşındığı, yığın yığın duygular derken arkadaşlar burada işte insanların bir arada bulunduğu ortamlar bunlar ve bu trenlerin ne tür duygular taşıdığı ile ilgili diğer şıklara bakarak daha sosyal diyebileceğimiz, sosyal bir gerçekliği yansıtıyor diyebileceğimiz şık A'dadır. Çünkü diğerlerinde bu şekilde toplumsal bir şey yok arkadaşlar ama A'da istasyonların bir şeyler taşıması, trenlerin duygular taşıması buna sosyal bir gerçeklik diyebiliriz. 12. soru demiş ki bu hikayedeki temel çatışma aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. Cehalet, bilgelik, dostluk, düşmanlık, yaşam ölüm, cesaret, korkaklık, fakirlik, zenginlik. Kadir Çiçek fırlayıp kahve ekti. Gece çok geç döndü. Konuyu açmadı bir daha. Açtırmadı bir daha. Okulu bırakıp kendisine destek olmak için işe gitmeye kalkan kardeşi Hasan'la konuşmadı. Evin kereste borcunu ona değil Kemal'e yazdırdı. Üçüncü gün memleketlisi aniden biraz daha borç parası istemek için de Sefer'i gönderdi. Sefer eli boş döndü. Dördüncü gün Osman'ın beşiğini götürdü. Beşik bir daha geri gelmedi ama Kadir Çiçek akşam Sefer'le eve üç ekmek bir takım ciğer gönderdi. Burada arkadaşlar cehalet, bilgelik, dostluk, düşmanlık gibi veya yaşam ölüm cesaret korkaklıktan ziyade buradan bizim bulabileceğimiz tek şey fakirlik, zenginlik. Hani öncesinde eli boş dönmesi, işte sonrasında bir şey satıp karşılığında ekmekle, ciğerle dönmesi. Buradan sadece fakirlik, zenginlik çıkıyor arkadaşlar. Evet, 13. soru. Deyim aktarması vardır arkadaşlar. Deyim aktarmasında hatırlayın duyular arası aktarma vardı filan. İnsandan doğaya, doğadan insana aktarmalar vardı. Bakalım. İçeri düşmüş. Etli, dolgun bir ses. Umutsuz bir güvercin, duvarları aşma çabası, şaşkın gözler. Şurada arkadaşlar dolgun bir ses. Dolgunluk bunu gerçek anlamda düşündüğüm zaman veya etli, dolgun bunları gerçek anlamda düşündüğüm zaman bunlar dokunma duyusuyla algılanabilecek şeyler. Ama bunu sese aktarmış yani işitmeye aktarmış. Dokunma duyusundan işitme duyusuna bir aktarma, duyular arası aktarma, deyim aktarması neredeymiş o zaman? Üçüncü cümleymiş arkadaşlar, söz grubundaymış. Evet, 14. soru, noktalama sorusu arkadaşlar. Bakalım. O sıra gelin bacı uyanır, dikkatle şırıltıyı dinler. Yüzü gergin ve korkmayı bekleyerek bir konuşma cümlesi var. O zaman buraya ne gelecek arkadaşlar? İki nokta tabii ki. A'yı eledik, B'yi eledik, C'yi eledik. Elimize ne kaldı? Denize ve Edirne'ye bakalım. Nur diye seslenir. Bu arkadaşlar noktalı virgülün görevi değil. Konuşma diye, der gibi kısımlardan önce küçük yazılan diye, der gibi sözlerden önce biz zaten virgül kullanıyoruz. Devamla bakalım. Sesi dalgacıklar, helezonlar yapar, yuvarlanır. Evet, burası noktalı virgül. Neden? Çünkü öncesinde virgül var arkadaşlar. Nur gelin bekledik ve hiç uyanmamış gibi bir sesle ne var bacı diye sorar. D büyük başlamış arkadaşlar. O zaman biz burada cümlenin bittiğini anlıyoruz ve burada ne olacak? Soru işareti. Dışarıda gürültü duydum. Hırsız mı ki? Nur gelin abi abdest alıyor der. Dedi ki D küçük. O zaman burası nedir? Bir cevap neymiş? Edinmiş arkadaş. 15. Hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Şimdi arkadaşlar bu sorunun cevap anahtarına cevap Bolu demiş. Bolu'da yazım yanlışı yapılmıştır demiş. Yalnız Bolu'da herhangi bir yazım yanlışı ben göremedim. Yani tekrar bakalım. Siz bir yelkenli görmediniz. Bezden yelkenleri vardır. Rüzgar ileri fırlayınca yelkenlerin içine atılır. Burada herhangi bir yazım yanlışı yok.
Ya şıklara baktığımızda benim tek bulduğum arkadaşlar şu var. Davut amcanın gemisi. Bu bir akrabalık bildirmiyor. Akrabalık bildirirse arkadaşlar bu Davut amcamın şeklinde verir. Genelde akrabalık bildirirse o zaman küçük yazıdır. Ama onun dışında A'nın büyük yazılması gerekirdi. Cevap Edirne. Evet 16'ya bakalım. Hangisinin anlamı parantezine yanlış verilmiştir? Burada biraz mesela hani tamam rehin göstermek, yüz suyu döker miyiz falan veya kefil. Bunların anlamları daha bilinebilir. Ama mesela ilmi haber ne demek? Ya zabitin tam sözlük anlamı ne demek? Bunları biraz bilmek lazım. İlmi haber hal kağıdı demek arkadaşlar. Bu doğru. Yani zabit sözlükte arkadaşlar atlı asker değil subay olarak geçiyor. O yüzden cevap 2. Bu direkt yani kelime bilgisi sorusu. 17 demiş ki bu parçadan yola çıkılarak iş bulan kahramanın aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini taşıdığı kesin olarak söylenemez. Gururlu, çalışkan, fedakar, iyimser, cesur. Kesin olarak söylenemez demiş arkadaşlar. Alıyorlar beni bir iki güne kadar başlıyorum. Başhemşireye çıktığım iri yarı bir kadın. Sorular sordu. Daha önce çalıştın mı? Kocan ne zaman öldü? Bu iş durdurak bilmez. Fakat marifetli olmak lazım değil. Çalışkan olmak gerek. Yatak düzeltmeyi, tükürük hokkalarını dökmeyi, ördekleri temiz tutmayı becermek yeter. Belki zamanla hastaların ateşini alacak kadar başarılı olursun. Doktorlardan şundan bundan yakınmak yok. Bir işte kalıcı olmak isteyen başta gelenlerine uyar. Uykun hafif mi? Gibi sorular sormuş. Düşün, bir iş bulduk artık. İlk parayla bir çekir kömür alacağım. Sana da lastik çizme. Belki izinli geldim. Günler sinemaya bile gideriz. Hiç belli olmaz. İşimizi iyi yaptıktan sonra kim ne diyebilir? Çıkıp ev sahibine haber vermeliyiz. Artık akşamları yoğurt alırken sokak kapısına hızlı çarpmasın. Dedim ya biz çalıştıktan sonra uykum da hafif. Bölük pörçük uyumaya alıştım yıllardır. Gururlu, çalışkan, fedakar, iyimser bunlar arkadaşlar parçada bir yerlerde çıkarabiliriz. Ama cesur yani neye karşı cesur davranıp cesaret. Yani şunları bir yerlerden buluruz ki var iyimser olması, fedakar olması, çalışkanlık geçiyor zaten gibi. Ama cesur dediğim gibi herhangi birine karşı cesaretli davranma gibi bir özellik yok. Evet bakalım boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir? Edebiyat sorusu arkadaşlar. Cumhuriyet dönemi roman hikaye yazarlarındandır. Birçok türde eser veren sanatçı eserlerini toplum kurallarıyla çatışan aydınların iç dünyasını işledi. İnce alay ve ironinin iç içe olduğu hikayelerinde yalnızlık, isyan, iletişimsizlik, yabancılaşma, toplum eleştirisi gibi konuları ele almıştır. Modernleşme sürecindeki bireylerin yaşamlarının toplumdan kopuşlarını ve özellikle iç çelişkilerini başarılı bir şekilde eserine yansımıştır. Evet, bizim için hani daha böyle şıkka odaklanacağımız veya doğru şıkka yöneleceğimiz bilgileri veren şu kısım arkadaşlar. Bundan sonraki kısım yani eser isimleri. Yani bundan önceki kısım da tabii ki bize ipuçları verir. Ama hani birçok yazara ait özellikler olabilir bunlar. Bizim için kesin olarak ulaşacağımız bilgiler daha çok eser isimleri arkadaşlar. Bir bilim adamının romanı, tutunamayanlar, tehlikeli oyunlar, oyunlarla yaşayanlar, günlük gibi eserler. Bizim buradan hani böyle en yakın olduğumuz, böyle ismini daha çok duyduğumuz tutunamayanlar eseri var arkadaşlar, romanı var. Kimindi bu? Oğuz Atay'ın romanıydı arkadaşlar. Demek ki biz aşağıda da Oğuz Atay'ın eserlerinden bulacağız. Yalnız hikaye tarzında bir eser istiyor bizden. Kısmet Büfesi. Bu zaten arkadaşlar Bilge Karasu'nun eseri. Ölmeye Yatmak. Bu kimindi? Adalet Ağaoğlu'nun bir eseri. Bir Gemide Ferit Edgün'ün arkadaşlar. Onun dışında Zihin Kuşları Leyla Erbil'in bir deneme türünde eseri hatta. Zaten Korkuyu Beklerken Oğuz Atay'ın hikaye türündeki eseri edebiyat sorusuydu. 19. Bu parça numaralandırmış yerlere noktalama işaretleri getirilirse, eşleştirilirse demiş. Hangisi dışta kalır? Biz bu kasabaya hangi rüzgar atmıştı? Soru işareti. Çok kötü şartlar altında yaşıyorduk. Nokta. Yiyecek satıcılarıyla, tren memurlarıyla, açlıkla, sefaletle sıralamış. O zaman burası virgül. Şu anda 3 farklı işaret çıktı. Bakalım. Sanatımız doğru düz yapamıyorduk. Nokta. Evet 2 ile 4'ü eşleştirdik diyebiliriz. Her şeyden önce doğru dürüst kitabımız bile yoktu. Kitap almak için büyük şehre gidecek tren paramız bile yoktu. Bu şartlarda bizden ne beklenebilirdi? Soru işareti. O zaman bunu da eşleştirdik arkadaşlar. Hangisiyle? Hangi rüzgar atmıştı? Soru işaretini buraya koymuştuk. O zaman cevap 3. Tek olan bu. Virgül vardı çünkü burada. Evet 20. soru son soru arkadaşlar. Bu parçada numaralı cümlenin hangisinde yazım veya noktalama yanlışı yapılmamıştır demiş. Bakalım. Okul koğuşunda uyurken beni kuşlar uyandırıyor. Zarf fiilden sonra virgül gelmez arkadaşlar. 2. Bugün de tembellik edeceğim galiba. Burada herhangi bir yazım noktalama yanlışı yok. 3'e bakalım. Sınıfta ders anlatılırken derste ilgilenmiyorum. Cümle bitmiş. 3 nokta değil. Nokta koyması lazım o zaman. 4. Öğretmen arkasını dönünce yine ince zarf fiil arkadaşlar virgül koymuş. Konulmaz demiştik. 5'e bakalım. Gözlerim sonsuz mavilikte değil, mavilikte ünsüz sertleşmesine uymadığı için burada da bir yazım yanlışı var. O zaman cevap sadece 2. Burada yazım yanlışı yapılmış. Testimiz burada.
bitiyor arkadaşlar.